Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir bileklik çalışması yine yapacağız. Bilekliğimiz gerçekten çok şık bir model. Umarım siz de benimle birlikte zevkle yaparsınız. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Sayfamızı beğenip paylaşırsanız, abone olursanız seviniriz. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Yine bize Lebits aracılığıyla ulaşan malzemelerimizle yapacağız. Daha önceki videolarımızı da kullanmıştık. Bu modelimiz için bize 6 mm'lik Bicon kristallerimiz var. Yakın renkte 4 mm'lik Bicon kristallerimiz var. 4 mm'lik incimiz var. Twin veya süper diyor boncuk. Ben 11.0 Miyuki kum kullandım. Bakır rengi. Birkaç defa geçileceği için rahat girilip çıkılsın diye. Siz elinizde olan herhangi bir boncuğu da kullanabilirsiniz. Bakır rengimizle uyumlu kapamalarımız ve halkalarımız var. 2 tane iğnemiz ve renkli misina kullandım ben şu şekilde. 20'lik yine. Bakın. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin diyorum ve başlıyorum. Şu şekilde 4 tane kum boncuk alıyoruz. 1 inci bir iğnemize, 1 inci diğer iğnemize bakın. 4 kum boncuktan sonra ve 1 tane kum boncukla çaprazlıyoruz. Şu şekilde tutarsak daha rahat çaprazlarız. Zaten çaprazlamayı artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Daha sonra bir inci bir iğnemize, bir inci diğer iğnemize alıyoruz. Birer tane kum boncuk. Bakın. Bir tane 6 milimlik kristal birine, bir tane 6 milimlik kristal diğerine ve bir tane kum boncukla çaprazlıyoruz. Bakın. Şu şekilde çaprazlamayı biliyorsunuz zaten. Şöyle bir şeklimiz oluşuyor. Şimdi bilek boyumuza göre bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane kristal, bir tane kum boncuk, bir tane inci. Bir iğneye takıyoruz. Bakın burada kalacak. Diğerine de bir tane kristal, bir tane kum boncuk ve bir tane inci. Şu şekilde takıyoruz. Onu da indiriyoruz. Ve bir kum boncukla çaprazlıyoruz. Artık bilek boyumuzca bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane daha yapalım. Bir inci, bir kum boncuk, bir kristal. Birine taktık. Bir inci, bir kum boncuk, bir kristal. Diğerine taktık. Bakın ikisi de aynı. Şu şekilde hemen indirelim. Bir tane kum boncukla çaprazlıyoruz. Bu şekilde bilek boyumuzca devam edeceğiz ve burada inci ile bırakacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bitiş kısmında görüşelim tekrardan. Son motife geldik. Son kısma geldik. Arkadaşlar. Şimdi bir kristalimizi, bir boncuğumuzu, bir incimizi aldık. Bir tarafa bir kristal, bir kum boncuk, bir inci de diğer tarafa aldık. Ve kum boncukla çaprazlıyoruz bakın. Şimdi şunu şöyle atayım. Evet.
Şimdi bir inci bir tarafa, bir inci diğer tarafa ve bu sefer 4 kum boncukla çaprazlayacağız. Bakın birer tane inci taktım sadece. Şuraya 4 tane kum boncuk alalım. 4 kum boncukla çaprazlanacak. Burası bitiş yeri. Başlangıçta yaptığımız gibi olacak. Şu şekilde çaprazladık. Şimdi şuradan incimizden geçelim. İpimizin geçiş yönüne göre ortadaki kum boncuğumuzdan ve bakın buradan da geçelim. Şimdi biraz gevşek duruyor. Üstünden geçince sıkılanacak. Diğer iğnemizle de aynı işlemi uygulayalım. Çaprazladığımız gibi duruyor, görüyorsunuz. Şimdi incimizden geçiyoruz. İpimizin yönüne göre 11'e 0 kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Bakın. Biraz sıkılamamız lazım. Ve tekrar incimizden geçiyoruz. Kum boncuğumuzdan da geçiyoruz. Yani 4 kum boncukla çaprazladıktan sonra her iki iğnemizle de buraya kadar ilerlemiş olduk arkadaşlar. Bakın, kum boncuğumuzdan çıktık. Gördüğünüz gibi ipimizin biri burada, bakın, bu kum boncuktan çıktı. Diğeri burada. Ve biz şuraya kadar gelmek durumundayız. O yüzden yine aynı şekilde bu şekilde bakın çapraza geçiyorum. Aynı şekilde diğer ipimi de aynı yerden geçeceğim. Bunu da bu taraftan çıkacağız doğal olarak. Kristalimizden bu şekilde bakın. Yani tekrardan çaprazlamış olduk. Şimdi incilerimizle işimiz bitti. Onları bir kenara alalım. Twin boncuklarımız lazım. 2 tane kum boncuk. 3 tane twin. 2 tane kum boncuk. Bu şekilde alıyoruz. Bakın. 2 kum, 3 twin, 2 kum ya da süper diyor. Artık elinizde hangisi varsa. Şuradan bakın ipimiz burada. Biz gerideki kristalimizden çıkıyoruz. Bu şekilde çaprazlıyoruz. Yine yani ilerlemek zorundayız. Evet. Şimdi buradan tekrar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Buradan geçeceğiz ve şuradakinden çıkacağız. O yüzden de ipimizin yönüne göre bakın hiç bırakmadık. Devam ediyoruz. Kum boncuğumuzdan, incimizden, kum boncuğumuzdan ve bu şekilde buraya kadar geliyoruz. Bakın yine aynı çaprazlıyoruz. Ve böylece sıkılanmış oluyor biraz gevşek olan yer. Bakın. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldik. Şimdi diğer iğnemizle de aynı işlemi yapalım. Daha iyi anlayacaksınız. Aynı şekilde buraya ne yaptıksa oraya da aynısını yapacağız. 2 kum, 3 twin, 2 kum. Takıyoruz. Bakın ipimiz buradan çıkmış. Biz buradan sadece kristalimizden geçeceğiz arkadaşlar. Kum boncuğumuzdan ve tekrar kristalimizden. Gördüğünüz gibi bakın çaprazlayarak gidiyoruz hep. Geçtik. Şöyle tutalım dolaşmasın. Evet. Yine bunu nasıl yürüttüysek
Bunu da buraya kadar yürüteceğiz arkadaşlar. Nasıl? Buradan kum boncuğumuzdan ve bakın bu şekilde gözüküyor zaten. Kendisi yerini gösteriyor. Aynı şekilde kum boncuk, kristal, aradaki kum boncuk ve kristal. Bakın bu şekilde. Kum boncuktan çıkmıyoruz çıkarken. Sadece kristalden çıkıyoruz. Ve burada yaptığımız işlemin aynısını bütün kristallerimizin tepesine uyguluyoruz arkadaşlar. Hepsini aynı işlemi yapıyoruz. Aynı şekilde bunu da buradan dolanıp buradaki kristalimden çıkacağım. Gördüğünüz gibi biri bir taraftan çıktı, biri bir taraftan. Şimdi şöyle bir tane iğnemizle gösterelim. Zaten diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağız. İki kum, üç tivin boncuk, iki kum. Bakın. Şimdi şu şekilde bakın. Sadece kristalimizden geçiyoruz. Kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Ve yine aynı yere geldik arkadaşlar. Hem sıkılanmış oluyor. Diğer tarafa da aynısını yapacağız. 2 kum, 3 tivin, 2 kum alacağız. Gördüğünüz gibi bunda da yine kristalimi aynı yere geri geleceğiz. Tekrar turlamamız gerekiyor içerisinde. Şöyle geçeyim. Evet. Gördüğünüz gibi ikisini de aynı noktada getirdik. Bakın. Şimdi şuraya kadar yine aynı işlemi, bütün kristallerimizi aynı işleme uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden biz şuradan iki kum boncuğumuzdan ve twinlerimizden geçiyoruz. Bu şekilde kristalimizden, yani kendimize karşıya geçecek yer çıkarıyoruz. Şöyle. İsterseniz farklı şekilde nasıl kolayınıza geliyorsa dolaşabilirsiniz. Bakın buradan. Sadece yürütüyoruz iğnemizi. İsterseniz farklı bir yolla bu şekilde de yapabiliriz. Tam karşısından çıktım. Daha az dolaşmış oluruz o şekilde. 3 tivin, 2 kum alıyoruz. Bu şekilde kristalden, kum boncuktan ve karşıdan çıkıyoruz. Kafanızın karışmaması için tek iğneyle de devam edebilirsiniz. Önce onu yapıp sonra karşısına diğerine devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu şekilde çaprazladık. Yine kristalimizden çıktık. Aynı işlemi buraya da yapalım. Böyle daha kolay olur. 2 kum, 3 tevin, 2 kum. Aynen bütün kristallerimize bu işlemi uygulayalım.
Evet. Şimdi bunu da yapalım. Onu da görün. Hangisi kolayınıza gelirse o yöntemi kullanırsınız. Biraz karışık gibi duruyor ama çok kolay bir model. Umarım siz de benim gibi zevkle yaparsınız. Bakın, hep çapraza gidiyoruz. O zaten yerine oturacak bakın. Daha sonra bu şekilde bakın. Kum boncuğumuz, buradaki tek olan kum boncuğumuzdan da çıkıyoruz. Ve kristalimizden tam karşıya geçiyoruz ve kristalimizde kalıyoruz. Aynısını buraya yapacağız ve bütün kristallerimizi aynı işlemi uygulayalım. Son bir sıramız daha kaldı. 3 tivin boncuk. 2 kum. Bu şekilde alıyoruz. Ve bakın misinamız burada. Ve biz tam çaprazından giriyoruz. Şu şekilde ortadaki kum boncuğumuzdan ve misinamızın olduğu boncuktan, kristalimizden çıkıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağız. Ve bu sıramız bitmiş olacak arkadaşlar. 2 tane kum boncuk, 3 tivin boncuk,